28 Şubat sadece bizim meselemiz mi? Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç 28 Şubat sürecinde Cunta'nın FETÖ'nün ve Doğan Medyası'nın İhlas Finans Kurumu'nu batırmak için yapmadıklarını bırakmadıklarını belirtti ve bizim mahalleye sesleniyorum diyerek çarpıcı bir yazı kaleme aldı. 28 Şubat sadece bizim meselemiz mi? Davada yalnızlık, İhlas'ın Enver Abi'nin kaderinde bu var herhalde. Yazmıştım. 28 Şubat cuntası, FETÖ, Doğan Medya ve Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz koalisyonu 28 Şubat sürecinde ihlası batırmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Yaşattığı onca zulüm ve baskıya rağmen Almanya'dan liyakat nişanlı Aydın Doğan yüzsüzce yine operasyona kalkıştı. Bu defa hak ettiği cevabı aldı. Yaptıkları pislikleri tek tek ortaya dökünce de tetikçileri her zamanki gibi ucuz numaralara yattı. Onların tıynetini biliyoruz da birkaç cesur kalemi hariç tutarak diyeceklerim bizim mahalleye. Hadi 28 Şubat'ta ihlasa oynanan oyunları göremediniz. İhlas finans kurumu batırılırken farkında olmadan FETÖ ve Aydın Doğan'ın safında durdunuz, asıl mevzuyu anlayamadınız. Enver abinin tevekkülünü suçluluk psikolojisi sandınız, yanıldınız. İhlas Finans Kurumu'nun satışının 3 defa nasıl engellendiğini zaten bilmiyordunuz, savunamazdınız. İyi de bugün iddianamesini hazırlayan savcısı, FETÖ'den hapiste olan, sivil ayağına hiç dokunulmayan, içeride tek tutuklusu bile kalmayan 28 Şubat davası tamamen kapatılıyor diyoruz, çıtınız çıkmıyor. Söylesenize siz neyin kafasındasınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır hakaret içerikli yazılara, karikatürlere açtığı davalara nerede basın özgürlüğü, tatavası koparan bunlar değil miydi? Aydın Doğan, üstelik bak sana bunları sormuyorum diye hakkında daha önce çıkan iddiaları geçirdiğim yazı için bana 50 bin liralık dava açmış. Ne oldu basın özgürlüğü savunuculuğunuza? Sen Cumhurbaşkanı'ndan daha dokunulmaz bir adam mısın? Eğer cesaretim varsa daha büyüğünü yapalım. Buradan savcılara tekrar sesleniyorum. 28 Şubat öncesi ve sonrası kim ne yapmış hepsi ortaya dökülsün. Yüreğiniz yatıyorsa bunu yapalım. Cümle alem doğruyu yanlışı görsün.